Merhabalar herkese. Bahar Şahinsoy benim ismim. Ben de Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. 2014 yılında mezun oldum buradan. Yüksek lisansımı Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümünde tamamladım. Doktora'ya da şu an orada yine aynı bölümde İletişim Bilimleri alanında devam ediyorum. Türkiye'de iletişim alanında 2014-2019 yılları arasında yapılan internet çalışmaları başlıklı bir sunumu arkadaşlarımla birlikte gerçekleştireceğiz. Giriş kısmını ben yapacağım ve benim araştırdığım kısım olan gazetecilik bölümünü de yine ben anlatacağım. Sonrasında diğer arkadaşlarım kendi alanlarıyla ilgili bölümlere sunacaklar. Bizim bu çalışmamızın temelini aslında 2015'te çıkan İletişim Araştırmalarında Yöntemler kitabında yer alan Günseli Bayraktutan'ın İletişim Araştırmalarında İnternet Çalışmaları adlı çalışması oluşturuyor. Hareket noktamız burası. Çalışma internet çalışmaları adıyla alınan görece yeni çalışma alanını tanımlama, diğer disiplinlerle ilişki içerisinde değerlendirme ve internet konulu ve dolayımlı bu çalışmaların içerdikleri kuramsal tartışmaları inceleyerek benimsedikleri yöntemsel yaklaşımları, değerlendirme girişimleri, alandaki araştırma yönelimlerini inceleme konusunda çok güçlü bir perspektif sunuyor. Bayraktutan çalışmasında lisans ve lisansüstü düzeyde internet konulu ve internette iletişim araştırması yapmak niyetinde olan araştırmacıların Türkiye'de çalışmalara benzer bir yaklaşımla ele alarak yeni çalışma konularına ve mevcut akademik birikimi destekleyerek destekleyici biçimde bütünleyecek katkılara yönelmelidir önermesinde bulunuyor. Ve bu araştırmanın yapılmasındaki genel yönelim de buradan kaynaklanıyor. Bayraktutan çalışmasının internet konulu çalışmaların seyredeceği yöne bir parça ışık tutmak ve alanda çalışacak olan araştırmacılara gelecek çalışmalar için bir esin vermek amacını taşıdığını söyleyebiliriz. Yöntemsel olaraksa araştırmamız hani bahsettiğim gibi Bayraktutan'ın çalışmasından hareketli ve benzer bir inceleme yöntemiyle ortaya çıktı. Kendisi bu çalışmayı 2014 yılıyla sonlandırmıştı. Biz de 2014 yılından 2019 yılına taşıdık. Ve 2014 yılından 2019 yılına kadar Türkiye'de iletişim alanında tanımlanan yüksek lisansüstü çalışmaların Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK tez veri tabanı üzerinden taranması şeklinde gerçekleştirdik. Çalışmada 2014 ve 2019 yılları arasında iletişim alanında internetle ilgili çalışmalara yer verdik. Gazetecilik, radyo televizyon, halkla ilişkiler ve reklamcılık ya da halkla ilişkiler ve tanıtım anabilim dalları ve güzel sanatlar enstitülerinde yapılan test çalışmalarını inceledik. Ve bu test çalışmalarının yani internet çalışmalarının yönelimleri, kullanılan yöntemler nedir bunlara baktık. Bu çalışma yeni medya başlığını da araştırma sürecine dahil etti. Günseli Hoca'nın makalesinde bu onun dışında tutuluyordu ama biz yeni medya başlığında bu araştırmaya dahil ettik. Ve bu doğrultuda da dizin alanında internet, yeni medya, sosyal medya kelimeleri geçen ve az önce de söylediğim gibi YÖK tez sisteminden tarattığımız verileri elde edilen yani tezleri kayıtladık. Bu kayıtlama yöntemi de şu şekilde oldu. Bir Excel dosyası oluşturduk. Tez numarası, tez türü, yıl, enstitü, anabilim ve ana sanat dalı, üniversite, yazar, danışman, tez adı, yöntem, aranılan kelime, daha doğrusu aratılan kelime ve teze ait 3 anahtar kelime kategorilerini de sınıflandırdık. İletişim alanına ek olarak da güzel sanatlar alanında tanımlanan yüksek lisansüstü tezler de yine aynı yıllar arasında bu çalışmaya dahil edildi. Bu anahtar kelimeler kapsamında çalışmalarda hangi konular ön plana çıkıyor, hangi anahtar kelimeler bu kavramlara eşlik ediyor ve tez çalışmalarında etik kodlara uyuluyor mu, uyulmuyor mu bunlara odaklandığımız bir çalışma oldu. Gördüğünüz gibi hani hangi bölümden işte toplamda kaç tez çıktı ve hani kaç tezi incelediğinizde yine slide'da hani görebiliyorsunuz. Ben dilerseniz gazetecilik alanına geçeyim, kendi alanıma. Gazetecilik alanında da toplam 94 teze baktım ve bunların 72'sini yüksek lisans tezi, 22'sini doktora tezi oluşturuyordu. Öncelikle hani yeni medya başlığına bakacak olursak, yeni medyadan hani ne kadar yüksek lisanstan ve doktordan kaçar
tez çıktığında yine tabloda görebilirsiniz. Yeni medya sözcüğüyle aratılan tezlere bakıldığında 7'si doktora, 16'sı yüksek lisans olmak üzere toplam 23 tez çalışmasını kayıtladık. Ve bu çalışmalara kısaca değinmek gerekirse 2014 yılında dijital demokrasi, siyasal katılım konuları daha çok ön plana çıkarken 2015 yılında medya okuryazarlığı, medya bilinci özellikle doktora tezlerinde ön plana çıkıyor. Yüksek lisans çalışmalarında ise yeni medya kavramının Türkçeleşme süreci, bilgi açığı hipotezi ve yeni medya, yeni medyada habere ulaşma pratikleri konuları daha çok öne çıkıyor. Yüksek lisans çalışmalarında yeni medyanın kamusal mı yoksa özel alan mı olduğu ilişkisi de 2016 yılında çalışılmaya başlanan konular arasında. Yeni medyanın dijital habercilikle ve toplumsal hareketlerle olan ilişkilerine yine bu süreçte tezlerde bakılıyor. 2017 yılına geldiğimizde ise yılına baktığımızda da yine bu konularda hani ne tür farklılaşmalar oluyor diyebiliriz. Medya okuryazarlığı toplumsal muhalefetin görsel dile yansıması üzerine özellikle tezler söz konusu. Dijital aktivizm, sosyal ağlar meseleleri çalışılıyor. 2018 yılında ise doktora çalışmalarında daha çok yeni medya ve bellek ile ilgili yeni medya ve temsil konuları üzerinde duruluyor. Ve daha önceki doktora tezlerinden farklı olarak da yakınsama kültürü kavramı ilk defa bu çalışmalara dahil ediliyor. Yüksek lisans tezlerinin konularını ise gazetecilik kimliğindeki dönüşüm, spor gazeteciliğindeki etik sorunlar, yeni medya ve siyasal iletişim, televizyon yayıncılığının yeni medya ortamları ile birlikte dönüşüm süreçleri ele alınıyor. Yeni medya ile haber olma ve yeni medya ve emojiler gibi kavramlarda daha yeni diyebileceğimiz bir çalışma alanı da yine bu yılda ortaya çıkmış oluyor gazetecilik alanında. Sosyal medyaya geçtiğimizde yine hani görebilirsiniz burada hangi yıllarda ne kadar tez çalışması yapıldığını. Ulusal tez merkezi veri tabanında dizin kısmında sosyal medya aramasıyla yaptığımız bir şey bu da. Kayıtladığımız tezler bunlardan. 40 tez bulunuyor. Bunlardan 9 doktora düzeyinde, 31'i yüksek lisans çalışması. Yıllara göre çalışma alanlarını inceleyecek olursak da yine 2014 yılında yapılan doktora çalışmalarından biri sosyal medya ve siyaset ilişkisi üzerine. Diğer doktora çalışması ise konular ve doyumlar yaklaşımı açısından Second Life çevrimiçi oyununu inceliyor. Diğer başlıklarda bahsettiğimiz çalışmalardan da biraz yöntemsel olarak farklılaşıyor. 2014 yılında yapılan bu çalışma nitel içerik analizinin yanında sanal etnografya yöntemini de kullanan bir çalışma. Bunun dışında bu yani tez çalışmasını yapan araştırmacı katılımcı sanal gözlem ve çevrimiçi derinlemesine görüşme tekniklerini de yine bu tezde uygulamış. Yüksek lisans tez çalışmalarına göz attığımızda ise ağırlıklı olarak toplumsal hareketler ve sosyal medya, üstün yetenekli çocukların sosyal medya kullanım motivasyonları, sosyal medyanın kamuoyu oluşturma gücü yine karşımıza çıkan konular arasında. Daha sonra ise 2015 yılında doktora çalışmaları özellikle sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medyanın siyasal iletişim aracı olma işlevini konu ediniyor. Yüksek lisans tezlerinde ise yönelimin sosyal medya ve internet gazeteciliği, KOBİ'lerde sosyal medya kullanımı, dijital kimlik olgusu, yeni medyada imaj, görüntü ve beden sunumu üzerine olduğu dikkat çekiyor. Dijital kimlikler ve benlik sunumu konuları da 2015 yılında gazetecilik alanında internetle ilgili çalışmalarda çalışılmaya başlayan konular arasında. 2016 yılında ise tez sayısı sosyal medya alanında çalışan tez sayısı 10'a yükseliyor ve bunlardan 3'ü doktora, 7'si yüksek lisans çalışması. Doktora tezlerinde sağlık iletişiminde sosyal medyanın rolü, sosyal medya paylaşımlarında duygu analizi, sosyal medya ve hasta sadakati gibi konularda özellikle çalışmalara yoğunlaşılmış ve burada hani yeni olan şey duygu analizi yönteminin kullanılması diyebiliriz. Yüksek lisans tezlerinde ise çalışma konuları arasında daha çok sosyal medya ve kutuplaşma gibi mevzular, toplumsal cinsiyet, ifade özgürlüğü, demokrasi, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımları özellikle ele alınarak bu tezler
inşa edilmiş durumda. Gezi Parkı protestolarına sosyal medya etkisi var yine. Dijital narsizm, algı yönetimi ve siyasal iletişim yine konular arasında yer alıyor. Ve araştırmalarda ağırlıklı olarak nitel ve nicel analizle gösterge bilimsel analiz yöntemleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Instagram'la ilgili bir çalışma var ve daha önceki yıllara bakıldığında Instagram'la ilgili herhangi bir çalışma olmadı. Dolayısıyla bu tezin arayüzü üzerine yapılan ilk çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Diğer çalışma konularında ise sosyal medyanın yeme içme sektörüne etkileri, dijital iletişim teknolojilerinin gelişimi, dijital yerli gazetelerin sosyal medya stratejileri ve sosyal medyanın alternatif bir mecra olması oluşturuyor. 2018 yılında doktora çalışmalarında nefret söylemi, sosyal medya kullanımı ve bireyler arasındaki ilişkiler özellikle işlenmiş. Tez çalışmalarında yüksek lisans tezlerinde ise sosyal medyanın bir haber iletim mecrası olması üzerine yoğunlaşılıyor ve 2016 ABD başkanlık seçimlerinde özellikle sosyal medyanın kullanımı üzerine sosyal medya kullanım motivasyonları ve mobil sosyal medya kullanımlarına yönelilmiş. Mobil daha önce yoktu yine bu çalışmalar arasında. 2016 yılında artık bir mobil sosyal medya uygulaması üzerine de araştırma yapılmaya başlanıyor. Bu arada 2019 yılını da dahil etmeye çalıştık ama çok az tez var. Dolayısıyla onlar üzerinde çok fazla durmayacağız. İnternet başlığına geçecek olursak yine internetle ilgili de söyleyebileceklerimiz de 2014 ve 2019 yılları arasında yapılan tez çalışmalara baktığımızda 31 lisansüstü tez söz konusu burada hani toplamda ve 25'i yüksek lisans, 6 tanesi doktora tezi. 2014 yılında doktora düzeyinde yapılan çalışmalar daha çok iletişim ortamlarında gözetimin dönüşümü ve internet gazeteciliğinde okurun interaktifleşmesi üzerine yapılan çalışmalar oluşturuyor. Yüksek lisans tezlerinde ise daha çok internet ve sosyal ağlar dolayında gündelik yaşam pratikleri, internet aracılığıyla kadınların güçlenmesi, sosyoekonomik ve demografik faktörlerin internet gazetesi kullanımı üzerindeki etkisi ve internetin kamusallığı üzerine yapılan çalışmalar var. 2015 yılında ise çalışmaların konularında daha çok internet gazeteciliği ve internetten haber alma meseleleri oluşturuyor. 2016 yılında ise 2016 yılına baktığımızda zaten doktora tezi yok, sadece yüksek lisans tezi çalışması var ve bu alanda özellikle 2016 yılında internet gazeteciliğinden işte uzaklaşılarak yine mobil internet kullanımıyla ilgili çalışmalar söz konusu. Bu alanda yapılan çalışmalarda ise dijital yerli kavramı da yine ilk olarak kullanılan kavramlar arasında. Çalışmalarda daha çok anket yöntemi kullanılıyor. Araştırmalarda internet dolayını iletişimde arayüzeylerin mobil aracılığıyla kullanımı daha çok ön plana çıkıyor. 2017 yılında ise daha çok çevrim içi gözetim ve internet reklamcılığı, internet gazeteciliğinde haberin metalaşması mevzuları söz konusu. 2018 yılına da hemen bakalım. O zaman hızlıca. 2018 yılında da yine doktor düzeyinde bir çalışma söz konusu ve geri kalan 11'in ise yüksek lisans çalışması oluşturuyor. Ve hani bunlarda da daha çok robot gazetecilik ve işte kadınlara yönelik özellikle internet sitelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, internet gazeteciliği ve etik sorunlar, tüketim kültürü üzerine çeşitli tartışmalar var. Ve tabii anahtar kelimelerde de, ha bu arada çoklu yöntem de kullanılıyor. Yeni medya, sosyal medya ve internet dizinin de yaptığımız araştırmalarda çoklu yöntemlerin kullanıldığını ve bunların yanında da işte içerik analizi, söylem analizi, betimsel analiz, gösterge bilimsel analiz gibi yöntemlerin kullanıldığını görüyoruz. Daha çok anketler üzerinden ilerliyor çalışmalar. Derinlemesine mülakatlar ve yarı yapılandırılmış görüşmeler var. Saha araştırmalarının az olduğunu söyleyebiliriz. Odak grup görüşmeleri yine söz konusu. İnternet etnografisi de yine çok fazla aslında tercih edilmeyen ama yeni daha çok hani çalışılmaya, çalışmalarda yöntem olarak kullanılmaya
başlanan bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bu anahtar kelimelere değinmeyeceğim. Hani zaten şöyle hızlıca göstereyim, süre kalmadığı için hemen etik konusuna geçeyim. Yeni medya ile ilgili hani anahtar kelimeleri neler destekliyor, bunlara baktığımızda hani görebileceğiniz şeyler. Sosyal medyada da yine bu şekilde. Bir de bu arada bu tezlerde sosyal medya dizinliğiyle aratıyorsak muhakkak anahtar kelimelerinde, yani muhakkak demeyeyim, pek çoğunda sosyal medya ve internet bulunuyor. Ya da sosyal medya dizinliğiyle aratıyorsak onun da anahtar kelimeleri arasında yeni medya ve internet kelimeleri sıklıkla yer alıyor. Son olarak hemen etik meselesine değineyim. Etik konusunda özellikle Twitter arayüzüyle yapılan çalışmalara baktığımızda anonimleştirme konusunda eksiklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcı adları hani direkt açık olarak ve anonimleştirilmeden sunuluyor. Bunun yanı sıra özellikle anket çalışmalarında da informed consent, yani kullanıcı onayını belirten bir form yüksek lisans tezlerinde özellikle yer almıyor. Bununla ilgili eksiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim.